Zindanlar ve Ejderhalar Hırsızlar Arasındaki Onur az önce konuştuğumuz sunar. Az önce konuştuğuma hoş geldiniz. Bir cuma akşamı canlı yayında karşınızdayız. Sevgili seyirciler Türkiye seçime gidiyor. Seçime giderken gündem fazlasıyla siyaset ve siyasetçiler, parti yöneticileri, bakanlar e, az önce konuştuğumda canlı yayında sorularımıza cevap veriyorlar. Bugün de iktidarın, Cumhur İttifakı'nın aynı zamanda çok önemli isimlerinden bir tanesi AK Parti'nin genel başkan yardımcısı Hamza Dağ konuğumuz. Hamza Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyiz hamdolsun. Siz nasılsınız? Iyisiniz? Sağ olun. Ben vallahi hem CHP hem MHP hem de MHP demeyeyim. MHP'den devlet Bey'le daha önce röportaj yapamadık. Yapacağız inşallah. E, AK Parti'den <laughs> efendime söyleyeyim farklı partilerden parti yöneticileriyle genel başkanlarla röportaj yapıyorum. Bu seçime giderken kime sorsam herkes kesin biz kazandık fark atıyoruz diyor. size sorayım siz hem genel, yani sizin genel başkan yardımcılığınız da çok stratejik ve önemli bir sorumluluk üstleniyor. kime sorsak biz bayağı rahat kazanıyoruz diyorlar. Siz de bayağı rahat kazanıyor musunuz sizce? Ne yani diyor anketler? Şu, sizin gözleminiz ne? Ya şöyle biz tabii ki her seçim önce her siyasi parti kazandığını söyleyecek bu gayet normal. Ama ee, biz şunu biliyoruz. Yani stratejik olarak yapacağımız hamleleri, şu vakte kadar geldiğimiz noktayı, 20 sene 21 sene ülke yönettiğimizi, bundan önceki seçimlerde yaşadığımız süreçleri, yerel seçimlerde yaşadığımız süreçleri, bütün tecrübeleri. Yani dolayısıyla bu tecrübeler, bu çalışmalar noktasına baktığımızda biz e, anketlerde önde gidiyoruz. Öyle mi? Yani hem parti olarak önde gidiyoruz, hem Cumhur İttifakı olarak önde gidiyoruz, hem Cumhurbaşkanımız önde gidiyor. Dolayısıyla inşallah ilk turda biz ne kadar e, seçim kazanacağız. Olsa. Rakam vermeyeyim. Yani Yo, fark biliyorum. Kadar? Yani fark fark iyi bir fark. Yani e, tam Muharrem İnce faktörü var. Hmm. İnce faktörü önemli. Muharrem İnce'nin Muharrem e, İnce sizdeki anketlerde yüzde kaç alıyor? Muharrem İnce, yani yüzde on civarında falan bir kendi oyu var şu mu? anda. Ama ben seçime kadar bu civarları kalabileceği noktası tam emin değilim. Yani o e, seçim yaklaştıkça veya şu bir aylık süre zarfında kampanya dönemi orada önemli olacak. Dolayısıyla Muharrem İnce'nin performansı burada önemli. Bir de Muharrem İnce'nin bu kadar oy alma noktası gelmenin sebebi nedir? Aslında mevzu orada aslında. Muharrem, Muharrem İnce Aralık'ta, hmm. e, baktığınızda yok, Ocak'ta yok, e, Kasım'da yok, e, ne bileyim işte ta Ağustos'a itibaren alın. Yani var, birler, bir buçuklar, birler, sıfır küsürler ama Şubat'ta yine sıfırlar, birler, Mart'tan sonra bir anda onlu oylar konuşuyoruz partisi 4'lü 5'li oylar. Kendisi 10 civarında oylar topluşan bir noktada. Yani bu eee 7'li masanın adayının e, tutmamış olması 7'li masa adayının kabullenilmemiş olması 7'li mi diyorsunuz? 6 artı HDP mi diyorsunuz? 7'li oldu artık yani hmm. bunda satlamanda farklı bir şey söylemende bir anlamı yok 7'li masa mesela, artık. Tip falan da var onun içerisinde niye 8'li değil o zaman? Şu yani. anda 7'li masa yani daha çok yani 6 tane parti bir aradaydı 7, bir de HDP dahil oldu 8'li ekleyebiliriz 9'lu ekleyebiliriz yani, ki Tip aday da göstermeyeceğim direkt Kılıçdaroğlu destekliyorum. Şöyle, şöyle diyelim 7'li 8'li hmm. masa veya 7'li 8'li Başkan yardımcısı olan kaçta tane oldu da belli değil. En son kaçta kaldık? Yeni şu an midik? 8. 8 mi şu anda? 6 yok 8 değil. 2, 5, 6'lı masanın 5 üyesi artı belediye başkanları 7. Belediye başkanları bir de HDP'den gelirse 8, tipten gelirse 9. 9'u masa diyebiliriz. ya yani o, o önemli değil. Yani 6'lı, 7'li, 8'li, 9'lu olarak devam edip gidiyor. Yani dolayısıyla burada yani bu adayın yani vatandaş tarafından tam karşılık bulmamış olması. Bu sizin gözleminiz Ve oraya mi yoksa düşünmesi? verilere dayanarak veriler anketler böyle. mi diyor? yani Muharrem İnce'nin %10 oyunun büyük kısmı Millet İttifakı'ndan mı geliyor? Ya orada bir genç bir kitle bu aday noktasında bir tercih ortaya koymuş olması yani bu adayı kabullenmemiş olması, kabul etmemiş olması bu Arabiciye'ye doğru bir yönelme gösteriyor. Bu veriler bunu gösteriyor. Yani bu ya sizin e, gözleminiz yani, değil. Bu, bu, şöyle sonuç olarak yani Aralık'ta da görmeniz lazım. Muharrem İnce'nin o oranını Ocak'ta da görmeniz lazım. Veya yani Kasım'da da şimdi genel TikTok'taki yapmış olduğu danstan yola çıkarak bir takım yorumlar yapılıyor. Dansa baktığınızda yani ilk yaptığı herhalde Ağustos-Eylül aylarında. Ağustos-Eylül aylarında bundan kaynaklı bir şey olsa buradan bir yorum yapmanız lazım. Burada e, çıkan bir durum yok. Daha sonraki aylarda yani hiçbir şekilde bir oynama olmayıp Mart'tan sonra bir oynama olması ya bu bunu gösteriyor. Eee partisinin artması tamam kendisi çıkabilir. Cumhurbaşkanı adayı e, vatandaş tarafından e, kabullenilmedi. E, kendisi bir yükselme durumu söz konusu olabilir. E partisi niye yükseliyor diye diyelim soru geliyor. Orada da ben yani İyi Parti'nin masaya geri dönmesinin ya yani masanın kalkması ayrı bir şey. Belki kalkıp ee, o duruşu sergilemiş olsa yine oyunu devam eder veya kalkmadan da devam ettirebilir. Ama Kalkıp geriye dönmüş olması Memleket Partisi'nin oylarında e, yukarıya doğru bir oynatma durumu oldu. Zafer Partisi e, öncesinde iki aylık e, oranlarda görürdünüz Zafer Partisini Zafer Partisi de deprem bölgesi deprem dönemindeki e, yapmış olduğu e, dezenformasyon süreçler onun da elimize sebebiyet var. O da büyük ihtimalle Memleket Partisi. O işte. Memleket Partisi'ne mi gittiğini düşünüyorum. Ya sonuç hmm. aynı minvalde. E, siyaset yapan, e, söylemleri benzer mimvalde olan, bir biraz daha sert, bir biraz daha yumuşak bu söylemleri ortaya koyan siyasi partiler şu anda. Ben bunu anlamadım ama siz şimdi sizin söyleminize göre, yani verilere bakarak konuştuğunuzu söylediğiniz için soruyorum. E, Memleket Partisi'nin oylarının tamamı Millet İttifakı'ndan geliyor. Sizden kimse bir oy almıyor. Sizin seçmen hala duruyor mu aynı Bizim seçmen duruyor. Bizim adayımız zaten yıllardan beri belli. Yani yeni bir aday durumu söz konusu değil. E, AK Parti'de yani AK Parti seçmeni bu süre zarfında ya yani şu 5 yıllık süre zarfında Tamam bizim oylarımızın düştüğü zamanlar oldu, çıktı zamanlar oldu. Ekonominin durumu 20 yıldır i̇şte... iktidardasınız. Bunlar 20 yıldır iktidarda olmak bile kendi başına yıpratıcı bir şey değil mi? Şimdi oraya geliyorum zaten. Yani dolayısıyla burada e, bu süreçlerde seçmenlere baktığımız zaman bizim seçmenlerin tamamı kararsız noktada bulundu. Hmm. Seçim yaklaştıkça o kararsız seçmenin bize doğru geldiğini ki bütün verilerde kararsız seçmenin büyük bir çoğunun AK Parti'ye doğru yöneldiğini görüyoruz, gözlemliyoruz. Yani bu da bizim seçmen yani 5 yıllık süre zarfında tabii ki kolay bir dönem geçmedi. Şimdi ben 2011'den beri milletvekiliyim ve siyaseti de 15-16 yaşından beri takip eden, neredeyse 20 yaşından beri de aktif siyaset içinde bulunan birisiyim. Yani bu süre zarfında baktığımızda bizim şu 5 yıllık zaman dilimi gerçekten birçok anlamda çok zor geçen bir zaman dilimi oldu. Yani e, biz bu beş yıllık süre zarfında 3 tane deprem yaşadık. Yani Elazığ, İzmir en son çok büyük bir asır felaketi diyoruz ama bin yılı felaketini yaşadık. E, biz bu beş yıllık süre zarfında 3-4 tane sel felaketi yaşadık. orman yangınları yaşadık ve en büyük afet neredeyse iki sene boyunca pandemi diye bir afet yaşadık. E, tabii ki bunlardan yani iktidar olarak e, insanların e, bu olayların e, ortaya çıkarmış olduğu neticelerden kaynaklı bazı problemler yaşıyorlar. Bu dünyanın her yerinde de Almanya'da Merkel'e yansıdı, Fransa'da Macron'a yansıdı, Amerika'da Trump'a yansıdı. Yani Türkiye'de de bize yansıması normal ama biz bu süreçleri gerçekten vatandaşımızın en az hasarla geçmesi noktası çalışmalarla yürüttük. 2022 yılı dünyanın en zor yılı olarak tarihe geçen bir Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber enerji fiyatlarının fırlamasını hep birimiz yaşadık ve bunların maliyetinin bize yansıması oldu. Tabii ki bu seçmen davranışında yani bir... Çok net sizi her halükarda kopmayan bir seçmen davranıyor. Biz bunu gördük. Ne olursa olsun. Ne yaparsak en zor, yapalım bize en, oy En zor zamanda bizim e, asgari bir kitlemiz var. Asgari Size mi veriyorlar acaba Sayın Cumhurbaşkanı'na as mı? Tabii ki Cumhurbaşkanımız önce. Yani Sayın hocam, Cumhurbaşkanı, ama, AK Parti Genel Başkanı olmasa o kitle sizce o sadakatte olur mu? Yani Cumhurbaşkanımızın çok büyük bir liderliği var. Bunu şu anda ön göremeyiz. Çok büyük bir liderliği var. Sonuç 20-21 senedir Cumhurbaşkanımız liderliğiyle devam eden bir süreç var. Bunu yani buna e, ileri de daha farklı bir durum söz konusu yani e, olursa o zaman şu anda yorum yapmak doğru olmaz. Ama Cumhurbaşkanımızın e, ta 2002'den bu yana e, bu oy kitlesi neredeyse tamamının ciddi anlamda bir sürükleyiciliği oldu, lokomotifi oldu. Bugün %50'ler konuşuyorsak yani şimdi biz tam parti konuşuyoruz da yani ilk turda e, Recep Tayyip Erdoğan gibi bir faktör olmasa ilk turda bu ülkede Cumhurbaşkanlığı alabilecek bir durum söz konusu olabilir mi? Zindanlar ve Ejderhalar hırsızlar arasındaki onur az önce konuştuğumuz sundu.